Evet, İstanbul trafiğini çekenler için biliyorsunuz radyolar kurtarıcı, trafikte arkadaşları oluyor şoförlerimize. Şimdi o bilgi kaynaklarına drone muhabirler de eklenecek. İstanbul trafiğine yönelik çözüm arayışlarına bir yenisi daha eklendi. Drone'lar. İstanbul trafiğine radyodan çözüm bulan bir program drone'la yeni bir çözüm ulaştı. Yani sıkışık noktalar artık drone'la çözülecek. Nasıl mı? Hemen sağınızda solunuzda böyle sevimli bir drone görebilirsiniz. Biz ona Bay Drone diyeceğiz. Merhaba Bay Drone, nasılsın? Evet, selamı aldık. Peki yol durumu nasıl? Bize bir bilgi verebilirsen çok sevineceğiz. Şu anda köprüye gireceğiz ama yol durumunu bilmiyoruz. Bir öğren gel bakalım. İşte Bay Drone geldi. Merhaba Bay Drone. Nasıl yol durumu? İyi mi? Kötü mü? Bir bilgi ver, ona göre çıkalım artık. Tamam dedi. Kafayı salladı. Yani yol açık. Tabii bu şu anda trafiğe kapalı alanda geleceği aslında anlattık size ama drone'lar artık trafikte yeni çözüm kaynağı olacak. İstanbul'da trafiğe kayıtlı 4 milyona yakın aracın 4'te 3'ü yani yaklaşık 3 milyonu her gün trafiğe çıkıyor. Kazalar, yol tadilatları ve çevre koşulları gibi nedenlerle sıkışan trafik sürücüleri de alternatif yol arayışına itiyor. Kimi radyoyu açıyor, kimi de interneti. Artık radyonun haber kaynakları arasına teknolojinin son ürünlerinden biri de katıldı. Drondan görüntüler geldi şu anda. Avrupa'dan Anadolu'ya doğru köprü üzeri tamamen tıkandı. Görüntüleri aktarıyorum size. Oradan net bir şekilde dinleyenleri paylaşabilirsiniz. Drondan gelen son görüntüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yakasına doğru çok ciddi yoğunluk yok. Helikopterle yayın yapıyoruz. Motosikletlerle yayınlar yapıyoruz. Muhabirlerimiz alana çıkıyor. 101'in üzerinde gönüllü muhabirimizden sürekli bilgi alıyoruz. Yani trafiğin içinde bizzat yaşayanlardan ve şimdi de drone'la yayınlar yapmaya başladık. Teknolojiyi kullanıyoruz. Yayını alayım mısın? Adınız nedir? Evet, bu manzara nereye ait sizce?